Herkese yeniden merhaba. Bugün size her sene olduğu gibi mezuniyet makyajı yapacağım. Umarım seversiniz. Bunu drugstore ürünleriyle yapacağım. Bunları gratis ve Watson's gibi mağazalarda bulabilirsiniz. Yani uygun fiyatlı ürünlerle makyajıma hemen başlıyorum. Revlon'un 150 numaralı Color Stay fondötenini Beauty Blender'a sıkılmış, ısıtılıp nemli alınmış Beauty Blender'la bütün yüzüme yayıyorum. Daha sonra lekelerimin üzerine tekrar bir kat daha geçiyorum. Pompon hareketlerle onları da iyice yediriyorum. Boynumda fark olmasın diye boynumu kadar yayıyorum. Sonra L'Oreal'in True Match Concealer'ı 4 numarası, bej numarasını bekleteceğim. Ufak bir ipucu. Önce göz altlarınıza concealer'ı sürüp bir süre bekletirseniz eğer, yani noktalar haline sürüp bir süre bekletirseniz kapatıcılık özelliği daha da artacaktır. Birazcık pudralaşıyor o zaman, birazcık kuruyor. Önce concealer'ı sürüp biraz göz makyajınızı tamamlayıp daha sonra mesela yedirebilirsiniz. The Balm'ın Nude Dude paletinden açık rengi alıyorum ve göz kapağıma baz olarak kullanıyorum. Bütün göz kapağıma sürüyorum. Daha sonra orta kahverengi olan rengi alıyorum ve gözümün katlandığı yere, yani kriz bölgesine sürüyorum. Ben kriz bölgesinden kaşıma doğru birazcık taşırıyorum. Hatta bu sefer kaşlarımın başlangıç yeriyle göz kapağımın arasına doğru birazcık yoğunlaştırıyorum. Yani tam bu gördüğünüz noktaya. Böylece daha dramatik bir etki vermiş olacağım. Maybelline'in Color Tattoo bu farı aslında. Bunu tıpkı bir eyeliner gibi kullanacağım. Bu farlar inanılmaz zamp gibi ve kesinlikle çıkmıyorlar. Bunu eyeliner gibi ama kalem gibi dağıtarak süreceğim. İnce bir sentetik fırça alıyorum ve inceden başlayarak kirpik dibimden gözüme doğru, yani aşağıdan yukarı hareketlerle yavaş yavaş kalınlaştırıyorum. Bu böyle kendiliğinden dumanlı bir etki veriyor. Sonrasında aynı farı gözümün dış köşesinden alt kirpik dipleriyle birleştirerek sürüyorum. İstediğiniz kadar kalınlaştırabilirsiniz. Sonrasında bunun üzerine yine tekrar far süreceğim. Bu sefer Nude Tooth paletinden altın rengini kullanıyorum. Farın üzerine gelecek şekilde gözlerimin iç köşelerinden göz bebeğimin ortasına kadar sürüyorum. Tam göz çukurumun olduğu yere kadar sürüyorum. Maybelline New York'un Diamond Glow 02 Coral Drama paletinden çok sevdiğim yine bakır tonlarına elim gidiyor. Bakır rengini gözümün dış köşesinden dışarıya taşırmadan yine sürdüğüm bu eyeliner'ın da üzerine gelecek şekilde üçgen bir şekilde sürüyorum. Altın rengiyle arasında biraz boşluk kalabilir. İsterseniz o kısmı tamamen kapatabilirsiniz ama ben o boşluğu başka bir farla zaten dolduracağım. Evet, buradaki hafif şeftali rengini alıyorum ve altın rengiyle bakırın arasında kalan boşluğu da onunla dolduruyorum. İki rengi, bakırla sarıyı bu tonlarla birbirine bağladım. Geniş bir fırça alıyorum ve onu yine aynı farı alt kirpik diplerine de sürüyorum. L'Oreal'in Superliner eyeliner'ını alıyorum ve kuyruklu bir eyeliner çiziyorum. Çok kalın değil, orta seviyede bir eyeliner sürüyorum. Maybelline New York'un Affiniton pudrasını sürüyorum. Fondötenimde pudramda oldukça kalıcı 30 cent rengini sürüyorum. Bu böyle hafif pembemsi bir renk yüzüme de birazcık canlılık veriyor. Tüm yüzüme uyguladıktan sonra göz altlarıma da yelpaze fırçayla çok az bir şekilde dokunarak uyguluyorum. Yelpaze fırça zaten çok az ürün aldığı için çok fazla uygulamamama da olanak sağlıyor. Yine Nude Dude paletinden açık renkte olan en açık rengi alıyorum. O hafif de parlak bir renk gözlerimin iç köşelerine aydınlık vermek için kullanıyorum. Aynı farı alıyorum ve kaş kemiklerimin üzerine sürüyorum aydınlatmak için. Kaşlarımı da Maybelline'in Brow Satin kaş kalemiyle doldurduktan sonra fırçasıyla da tarıyorum. Ve güzel bir şekil veriyorum.
Daha sonra kaşlarımın içerisine yine bu Nude Dude paletindeki orta kahve tonla dolduruyorum. Böylece bir boyut kazandırmış oluyorum. Arada kalan boşlukları da dolduruyorum ama kaşlarımı da çok sertleştirmemiş oluyorum. Tabii ki kirpiklerimi kıvırıyorum. Revlon'un Ultimate All in One maskarasını sürüyorum. Hepsi bir arada olan maskarasını. Daha sonrasında ise Kiss'in I Envy kirpiği takıyorum. Bunu da yine Watsons'larda bulabilirsiniz. Çok böyle ideal bir boy. The Balm'ın Nude Dude paletindeki orta kahve tonla burnuma yeniden şekil veriyorum. Yine en açık rengi ve parlak olan rengi alıyorum. Yani gözlerimin iç köşelerine sürdüğüm rengi burnumun ucuna sürüyorum. Yine aydınlık olarak bu iki rengi kullanabilirsiniz veya bu Maybelline'in paletindeki renkleri kullanabilirsiniz. Ben Nude Dude paletindeki bu hafif bronz gibi olan rengi elim acık kemiklerimin üzerine aydınlık vermek için kullanıyorum. Daha sonra Maybelline'in Affiniton Blush 57 Peach rengini yüzüme sürüyorum. Bu şeftaliymiş gibi geçse de aslında çok güzel bir bronz renk. Ben bunu yüzüme çok hafif bir boyut kazandırmak ve renklendirmek için kullanıyorum. Sonrasında ise Max Factor'un bu çok güzel şeftali rengini elmacık kemiklerimin en yüksek yerine gülümsüyorum ve elmacık kemiklerimin en yüksek yerine sürüyorum. L'Oreal'in Indefectible Lip Liner 712 numaralı kalemini bütün dudaklarıma hem çerçeve yapıyorum hem de dudaklarımın içerisini dolduruyorum. Dudak kalemlerini çok rahat bir şekilde ruj gibi kullanabilirsiniz. Zaten mat ruj, moda ve dudak kalemiyle mat bir görünüm elde edeceksiniz. Ama ben burada mat bırakmayacağım. Mat rujla görünüm böyle. Şimdi ben bunu bir lip balmla renklendireceğim. Yani parlaklık vereceğim. Nivea'nın Purity Shine Sherry rengini sadece nem vermek ve normal parlak bir ruja çevirmek için kullandım. Kalemi parlak bir ruja çevirdim ama yetmedi. Ben yine bir boyut vereceğim. Böyle alev rengi olsun istiyorum. Kırmızıyla turuncumsu renkleri çok seviyorum. Rimmel London'un bu nar çiçeği, The Only One'un nar çiçeği rengini dudaklarıma sürüyorum. 620 numaralı Call Me Crazy rengi. Rujun kenarlarını da birazcık dağıttım. İki rengin birbirine geçmesini sağladım ve makyajım bitti. Aslında doğal tonlarda fakat oldukça belirgin hatlarınızı ortaya çıkaracak, bakışlarınızı etkili kılacak ve dudaklarınızı da yine çarpıcı kılacak bir makyaj yaptım. Umarım beğenirsiniz. Geçmiş videolarımı da aşağıdaki videonun açıklama kutusundaki linklerden geçmiş mezuniyet makyajlarımı da bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmak için buradaki abone ol butonuna basabilirsiniz. Beni sosyal medyalardan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.